Efendim tekrar iyi akşamlar. Sorudan Soruya programıyla bir kez daha birlikteyiz. Biz programdan önce yani programın ilk bölümünde İbrahim Kahveci ile biraz ekonominin o büyük fotoğrafını konuştuk ama bence çok çok yararlı oldu. Aldığım notları da ben hatta bir yazı yazayım diyorum ama bu bölümde de belki İbrahim Kahveci kadar bence parlak genç bir akademisyen bizimle. Siyaset bilimci Edgar Şar, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, bu bölümde ne konuşacağız? Bu bölümde aslında hani duyurularda da şey yaptık. Biraz din-devlet ilişkisi ve biraz laik meselesi. Yani bu mesele niye önemli bu kadar? Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir görüntü paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanı bir tane muhafazakar kesimde tanınan bir yazarı ziyaret etti. Ziyaret ettiği gün yazarın kişiliği ve daha önceki Atatürk'le ilgili açıklamaları, bütün hepsini bir araya geldiği zaman bir İnfial oluştu. Bu infial sadece sosyal medyada değil, siyasi alanda da şey buldu. Bu tartışma bize aslında biraz laiklik meselesini, biraz din-devlet ilişkisini. Çünkü hatırlarsanız bundan 3 hafta önce de İşler Gözaydın'da biraz bu Diyanet'i konuşmuştuk. Diyanet bu idari, Türk idari sisteminin neresinde ve ne anlama geliyor? Biraz aslında o programın da biraz devamı gibi olacak. Öncelikle ben hoş geldin diyorum Edgar çok tekrar. Teşekkür ederim. Şeyden başlayalım. Tabii bizim derdimiz hani bunu niye ziyaret etti, hastaydı, kişilikti, kişisel bir ziyarette cübbeli niye yaptı falan, bütün bunlar daha popüler tartışmalar ama bence bu tartışmanın arkasında şu var, yani benim gördüğüm bu laiklik meselesi, dinin siyaseten kullanılması ya da hani bazı partiler tarafından kullanılması, bazı partiler tarafından kullanılamaması, bu aslında çok kadim bir tartışma var hani Türkiye'de hep şey. Bu laiklik, işte Türkiye'nin laik olup olmadığı, din-devlet ilişkisi. Ben istersen şuradan başlayalım istiyorum. Türkiye'de bu din-devlet ilişkileri, yani bu sadece AK Parti'nin son yıllardaki siyasal pratikleriyle ilgili bir sorun mudur? Yoksa geçmişte de belki ton farkı olabilir, belki derece farkı olabilir. Yoksa geçmişte de bu din-devlet ilişkileri hep böyle sorunlu bir alan mıydı? Geçmişten beri din-devlet ilişkileri çok sorunlu bir alan Türkiye'de. Ama şunu da söylememek gerektiğini düşünüyorum. AK Parti'nin özellikle iktidarının ikinci yarısından ya da işte üç bölümü ayırırsak ikinci bölümünden itibaren diyelim din-devlet ilişkilerinin gelmeye başladığı nokta, hani daha önceye göre biraz daha sadece ton farkı diyemeyeceğimiz kadar ciddi bazı sorunlara işaret ediyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'in başından beri sorunlu bir alan olmakla beraber AKP ile iktidarı döneminde özellikle artık son bir 5 yılda diyebilirim geldiği nokta din-devlet ilişkilerinin hakikaten çok ciddi, çok daha ciddi bir soruna gelmiş durumda. Dışlayıcılık anlamında söylüyorum. Eşitsizlikler, adaletsizlikler açısından söylüyorum. Ve aynı zamanda tabii siyaseten araçsallaştırılması dinin çok başka sorunlara da yol açıyor. İnsan hakları ihlallerine yol açıyor. Bu açılardan da Türkiye tarihinde emsali görülmemiş bazı sıkıntılar yaşanıyor. O açıdan kadim bir problem olmasına rağmen AKP döneminde yaşanan sorunları da hani her zaman vardı nasılsa diyerek küçümsememek gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta Avrupa'ya da baktığımızda bir imparatorluk ve özellikle millet sistemi olarak adlandırdığımız hani siyaset biliminde din ile mezhep ile olan ilişkilerin ve sosyal çeşitlenmenin toplumsal ilişkileri, devletin topluma bakış açısını bu kadar etkilediği bir sistemden Cumhuriyet'e geçtiğimiz için açıkçası bunların sorunsuz olması mümkün değil. Avrupa'nın birçok ülkesinde de özellikle imparatorluk geçmişi olan ülkelerde de bu sorun olmuştur ve hala yaşanıyor yani sadece Türkiye'de değil. Anladım. Ya şöyle bir şey var tabii bu tartışmayı konuştuğumuz zaman aklımıza onunla bağlantılı bir laiklik tartışması geliyor. Ama ben ondan önce senin bu bıraktığın yerle ilgili bir soru sorayım da. Şimdi bu sorunlar hep vardı ama hani bu son 5 yılda daha fazla arttı dedim ve orada da hani bazı kavramlar kullandın. Yani dışlayıcılık anlamında temel hak özgürlüklerin, adalet gibi kavramların, eşitsizlik gibi kavramların. Peki bu din-devlet ilişkisi nasıl bir ilişki formülasyonu üretiyor ki insanlar üzerinde bu kadar somut adaletsizlik, dışlayıcılık, eşitsizlik yaratıyor?
Şimdi sizin de söylediğiniz gibi en başta bu mesele şey oluyor ya, hani bir olay oluyor. İşte Diyanet İşleri Başkanı'nın şu veya bu kişiyi ziyareti. Genelde konu böyle açılıyor. Bizim Türkiye'de laikliğin sorunlarından bir tanesi yaşadığı bir talihsizlik. Bu tarz konularla gündeme geliyor. Ciddi bir tartışma yapamıyoruz. Politika önerileri geliştiremiyoruz. Dışlayıcılığın azalmasını sağlayacak. Dolayısıyla harcanıp gidiyor aslında, yani bu şekliyle. Şimdi baktığınızda son 5 yılda olan mesele, din-devlet ilişkilerine biz daha temel bir bakış açısıyla baktığımız zaman teorik. Bir defa tek bir model yok. Dünyanın birçok yerinde çok değişik modeller var. Çünkü ülkelerin kompozisyonları farklı. Ya, baktığınız zaman Almanya'da temel yapı bugün iki Hristiyanlığın iki mezhebine mensup vatandaşlar için öngörülmüş. İşte Protestanlar ve Katolikler. Belli oranlarda işte belli eyaletlerde biri ağırlıkla, diğerinde diğeri, bazısında da işte eşit ya da daha denk birbirine. Sorun nereden çıktı? Normalde bu ikisine uygun şekilde dışlayıcı olmayacak bir sistem geliştirildi. Biz onu bile yapamadık hiçbir zaman. Ama ne oldu? Zamanla mesela Almanya'da işte Türklerin de önemli bir çoğunluğunu oluşturduğu Müslümanların sayısının artmasıyla mevcut statükodaki denge bozuldu. Ve yeni denge oluşturamamaya başladılar. Biz o dengeyi hiçbir zaman oluşturamadık. AKP döneminde olan, o son 5 yılda olan dediğim süreç, o dengenin daha da bozulması oldu. Örnek vereyim, mesela Diyanet meselesi, kurulduğu zamandan itibaren çeşitli sorunları olan, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra daha sorunlu bir hale getirilen bir süreçti zaten. Diyanet kurum olarak din-devlet ilişkilerinin nasıl kurumsal olarak yönetildiği ile ilgili zaten çok sorunlu bir alan. AKP döneminde buna çözümler bulunacağına daha da sorunlar sert, daha keskin hale getirildi. Eğitim konusunda hiçbir zaman eğitimde maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde, tarihinde eğitimde din-devlet ilişkilerinin demokratik bir yapıya oturtulduğu, temele oturtulduğu bir eğitim olmadı. Laik bir eğitim tanımını tam yapamadık açıkçası. Onu yapamadık ama AKP döneminde bu sorun bırakın çözülmeyi, daha da ağırlaştı. İşte 4+4+4'ten sonra. Tabii bunlar klasik olarak söylemiyorum. Yani ayrıntısına girersek neler olduğunu da söyleyebilirim. Dolayısıyla son 5 yılda din-devlet ilişkilerinin dışlayıcı yönü eskiye nazaran laik sistemi demokratikleştiriyoruz fikri üzerinden. Aslında laikliğin temelden geriye düşmesi haline geldi. Yani laik tasfiye edilmesi. Tasfiye edilmesi haline geldi. Hatta buna işte biraz daha batı dillerinde mesela desekülerizasyon diyoruz. Sekülerlikten Türkiye'nin uzaklaştırılması. Ha, eskiden çok mu sekülerdi? Hayır, tam değildi. %100 değildi. Hiçbir ülkede %100 değil. Yani anayasasında yazarak olmadığı için bu işler. Hiçbir ülke %100 laik değil. Ama biz şu veya bu şekilde mükemmel olmadan kurduğumuz bir sistem vardı. O sisteme göre de çok daha laiklikten uzaklaşmış olduk bu son dönemde. Tabii bunun bir arka planı var. Yani bu nasıl oldu o süreç? Bilmiyorum. Vakit olabilir varsa. Devam edelim. Şimdi o dönemde de aslında şu oldu. Ben mesela 2010 tarihini aşağı yukarı 2010-2011 tarihini bir dönüm noktası olarak alabiliriz. Bu laikliğin tasfiyesinin tam anlamıyla başladığı bir dönem. Seviye seviye devlette bunlar başladı. Devletin amaçlarından tutun kurumlarına kadar, politikalarından tutun söylemlerde ortaya çıkan farklılığa kadar laikliğin tasfiyesini görebiliriz. Devlette, yani bakın hükümetten bahsetmiyorum, devlet kurumlarında. Ama bunun hazırlayıcısı aslında AKP'nin iktidara geldiği andan itibaren, 2002'den itibaren başlayan ve 11'e kadar süren benim laikliğin çöküşü olarak adlandırdığım dönem. Bu dönemde şöyle bir şey var, fark var. Şimdi hatırlarsanız o dönem 28 Şubat'ın etkisinin hani 1000 yıl sürecek diye düşünüldüğü dönemdi tam anlamıyla AKP'nin iktidara geldiği dönem. Ve 2007 seçimlerine kadar o devam etti. İşte ta ki Ergenekon operasyonlarına kadar diyebiliriz. Şimdi orada hatırlayın o dönemi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Deniz Baykal'dı.
Bütün olan olayları düşündüğünüz zaman asker, yargı, AKP ilişkisi, hatta Cumhurbaşkanı ilişkisine baktığınız zaman bu dörtgende hep bir laiklik konu oluyordu. Ve laiklik biraz önce söylediğim gibi maalesef kötü kaderinden ötürü bu şekilde gündeme geliyordu. İşte askerin yaptığı muhtıra, askerin uyarısı, sözde değil özde laiklik hep bunlarla gündeme geliyordu. O dönemde AKP, Bülent Arınç mesela meclis başkanıydı, laikliği yeniden tanımlamamız gerekir gibi bir laf etmişti. Kıyamet kopmuştu. Baktığınız zaman Anayasa Mahkemesi AKP'ye kapatma davası açtı ve sonucunda laikliğe karşı eylemlerin odağı haline geldiğini 11 söylüyor. Üyeden onunun oyuyla. Evet. Şimdi baktığınızda bu durum bize şunu getirdi. İki tane kanat var. Bir tanesinde yargı, cumhurbaşkanı, asker var. Diğerinde de AKP var, yani hükümet. İkisinin de söylemlerine baktığınız zaman diyor ki ya bu laiklik gerekir diyor. Hükümet tarafı yeniden tanımlamamız lazım diyor. Demokratik değil şu anki hali diyor. Başörtülülere haksızlık yapılıyor diyor. Asker tarafı da işte aslında AKP'nin diyor asıl amacı laikliği yok etmek. Yani böyle bir niyet okuması üzerinden gidiyor. Baktığınız zaman bu hem laikliği çürüttü bu tartışma. Çünkü iki tarafta samimi değildi. İki tarafta demokrasi için adım attığını söylerken askerler ve yargı vesaire doğrudan aslında demokratik olmayan dışlayıcı bir laiklik tanımı üzerinden giderken AKP de öbür taraftan ben başörtülülere ya da işte daha dindarlara 28 Şubat'ta yapılan mağduriyetleri gidereceğim fikrini öne sürüyordu ama örneğin Diyanet'teki temel sorunları hiç gündeme getirmedi. Alevilere karşı eski statükonun yarattığı laik olmamanın getirdiği şeylere karşı hiçbir şey üretmedi. Bir tek kendi tabanına ya da kendi ilgi duyduğu alanlara, mağduriyetlere şey yaptı. Bütün bunlar o laiklik tartışmasında hiç bir tartışma var. Aslında ihtiyaç olan bir şey ama üretici bir tartışma değil. Polemiklerle ve laikliğin çökmesine yol açan bir süreç. En sonunda hatırlarsanız 2009'da mıydı Kemal Kılıçdaroğlu? 2010'da genel başkan oldu CHP'ye. Ve Türkiye'nin laiklik problemi yok dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Çünkü o dönemde Türkiye'de laiklik problemi var derseniz zaten askeri vesayetçi oluyordunuz. Halbuki burada tabii sorumluluklardan en büyüğü bana kalırsa entelektüellere ait. Özellikle o hani liberaller AKP ile işbirliği yaptı diye böyle suçlanırlar ya hep. Ya o dönemde aslında liberaller veya en azından Türkiye'de laikliğin değerini bilenler, sadece o yaşam tarzını benimsedikleri için değil, laikliğin demokrasi açısından önemini 28 Şubat'ta tanımlanan değil, gerçek anlamda çoğulcu bir laik demokrasinin önemini bilen kesim olarak o kesimin askere karşı duracağım diye laikliğin yok edilmesine karşı durmasını ben beklerdim. Entelektüel, kamusal entelektüelden beklenen bu olurdu. Bu laikliğin yok olmasına karşı bir set çekebilirdi. Ne kadar olur bilmiyoruz. Tabii spekülasyon hep bunlar ama. Mesela o dönemde öyle bir şey yapılabilirdi. Çünkü o kesimden bunu bekliyoruz. Yani çünkü Atatürkçü kesimin kendilerini tanımladıkları tabirle laikliği savunuş tarzları zaten dışlayıcı. Peki siz o zaman alternatifini üretin. Neden laikliği yok ediyorsunuz? Tabii o da dünyadaki bir trendti o zaman zaten. Ondan bağımsız değil ama neyse çok konuştum galiba. Yok ama bence önemli bir ufuk tanıdı evet. Da. Bence aslında burada belki şey hani senin konuşmanda da kullandığın sekülerlik. Hı-hı. Şimdi bu iki tane kavram aslında. Hı-hı. Değil mi? Baktığımız zaman laiklik ve sekülerlik. Yani hı-hı, daha hani teorik bir tartışmaya girdiğimiz zaman hani laiklik ve Türkiye'deki bu laiklik kavramıyla siyaseten, yani idari kavram olarak kullandığım zaman daha Fransız tipi, yani katı laiklik anlayışı var. Hı hı. Ama işte sekülerlik dediğimiz daha Anglo-Sakson, işte Almanya, İngiltere ve Amerika modeli evet, var. Şimdi Türkiye bildiğimiz kadarıyla ve pratik olarak baktığım zaman Fransa'daki katı laiklik anlayışını aldı. Hı hı. Ama diğer taraftan baktığımız zaman toplumsal, hani yaşam tarzı ile ilgili bir tartışmadan bahsettiğimiz zaman senin de hani desekülerizasyon olarak ifade ettiğin sekülerleşmeyi kullanıyoruz ve aslında ikisi her ne kadar böyle hani kıta Avrupa'sındaki iki farklı
pratiği işaret etseler de aslında kavramsal düzlemde de sanki bir farklılıkları var. Ve Türkiye'de de aslında hani senin de ifade ettiğin, ben yanlış anlamadıysam ya da çıkarım olarak, Türkiye hiçbir zaman o açıdan anayasasında yazdığı gibi, yani ikinci maddede yazdığı gibi laik bir ülke olamadı. Ben hani kendi kişisel okumamdan hani Diyanet İşleri gibi bir kurumun bu kadar dışlayıcı olduğu, yani sadece toplumun belli bir kesimini hizmet eden, diğer farklılıkları şey yapan, diğer taraftan devletin toplumda var olan inanç ve inançsızlıklara eşit mesafede durması gereken çoğunluğu koruyan ve amacın da zaten çoğunluğu kontrol etmek ve din üzerinden kontrol etmek. Ya ben de o açıdan tarihsel olarak baktığım zaman Türkiye hiçbir zaman laik bir devlet tırnak içinde olmadığını düşünüyorum, ama dediğin nokta önemli. Yani bizim gibi daha özgürlükçü, hani ben çok liberal kelimesini kullanmıyorum ama özgürlükçü yazar çizenlerin temel derdi aslında o zamanlarda da hep şu olmuştu, ama tabii ki Türkiye'deki işte tartışmaların o kadar böyle bütün kavramlar polarize ve şey olmuştu ki laikliğin demokratikleştirilmesi. Tıpkı bugün de savunduğumuz gibi cumhuriyetin de demokratikleştirilmesi gibi. Şimdi aslında senin söylediklerinden ben şunu çıkarıyorum ki aslında aynı anda sadece laiklik değil, cumhuriyet değerleri de aslında şey tırpanlanıyor ve o cumhuriyet değerleri dediğimizde bizim daha çok seküler yaşam. Hani kamusal alanda daha özgür olabilme. Hani çoğunlukla böyle içkiyle falan şey yapıyoruz ama yani metafor olarak kullanıyoruz ama gerçekten o alanda da büyük bir daralma olduğunu ben seziyorum. Katılıyor musun? Senin kadar konuştum en az ama bir soru soracağım diye. Yok yok, güzel şey oluyor. Şimdi uzun soru, birçok not aldım. Şimdi bir, şunu söyleyeyim ilk önce. Laik seküler. Bu kavrama baktığınız zaman ben bunu akademik olarak çalıştığım için en sonunda şu karara vardım. Bence bunu ayırmaya çok gerek yok. Hani biri Anglo-Sakson, biri Fransız. Aslına baktığın zaman ikisi de biri Latince, biri Yunanca köklerden geliyor. Aynı şeyi ifade ediyorlar. Tabii bir, evet, biri laicite, öbürü de şey, hani bir şey. Evet. İkisi de aslında toplumu niteleyen şeyler. Evet, evet. Çok enteresan, mesela Latince seculum kelimesinden geliyor sekülerlik. Ve şu demek, yani ne kadar önemli olduğunu göstermek için. Orta çağda bir Avrupa'da bir yaşam düşünün. Kilise o kadar sosyal hayatın içinde ki kilise ve tanrı inancı olmayan bir sosyal yaşam düşünemiyorsunuz. Yani ne bileyim, ben mesela sosyal yaşamımızda biz ne yapıyoruz? İşte sabah okula gidiyorsun, oradan çıkıyorsun, eve geliyorsun, ders çalışıyorsun bir öğrenci için. Öbürü işe gidiyor, geliyor. Orada bütün bunların, yani dünyevi bir yaşam değil de tamamen sanki cennet için yapılan bir hazırlık gibi bir yaşamdan bahsediyoruz. Fakat gel gelelim ki... Özür diliyorum. Tabii. Burada hemen bir parantez açayım. Nitekim mesela bütün böyle hani felsefi metinleri ya da edebi metinlere baktığınız zaman, hani Orta Çağ öncesi ve Orta Çağ, bütün hayat hikayesi aslında şey, çok kutsallık içinde ve her şey Tanrı için şey yapılmış, evet, gibi anlatılır değil mi? Evet, evet. Halbuki dünya o kadar dünyeviydi ki, yani en az bugünkü kadar. Ya biz bugünden tabii görüp bunu söylüyoruz. Ama o zaman bile yöneticiler, ki o zaman işte mesela Katolik Kilisesi'ni ele alalım, şunu biliyorlar: ya kardeşim tamam, her şey kutsallık, her şey din, her şey ahiret için, ama dünyada da yapılması gereken bazı işler var. Değil mi? Yani dünyadaki bütün işlerimiz, ne bileyim, kilisenin temizliğini kim yapacaktan tutun da işte kim yemek yapacak, kim yenecek, kim ekonominin dağıtımı nasıl olacak gibi sorular var. Kilise bile yönetse bir ülkeyi, bu sorular var. İşte din adamları arasında bu konularla ilgilenen, yani din konusu, din dışındaki dünyevi konularla ilgilenen din adamlarına, sınıfına verilen isim seyakulum. Sekülerlik. Yani aslında dünyevilik kısaca anlamına geliyor ta o dönemden beri. Bu açıdan ben laiklikten ayırmıyorum. Şimdi Fransa ayrı bir yorum yapmış tarihinden ötürü. İngiltere, Amerika ayrı bir yorum. Amerika bambaşka bir yorum yapmış. Evet. İngiltere'yle de karşılaştıramayız. Onlar dil olarak... Biri sekülerizm diyor, biri laisite diyor. Biz laiklik demişiz. Sekülerlik deseydik onu tartışacaktık. Yani ben onun için kavramları ayırmıyorum. Şunu da ayırmamak lazım baktığınız zaman. Mesela Fransa'da katı laiklik deriz ya. Bu son dönemde
çok fazla söyleniyor. 2000'lerden itibaren çıkan literatürde daha önce. Şeydi zaten 28 Şubat'ta kullanılan kavram şey, hatta dün kitap fuarında da kendisini gördüm. Hani kavramın mucitlerinden biriydi Sayın Vural Savaş. Yani militan laiklik kavramı. Evet, militan laiklik. Anayasa Mahkemesi kararlarında da bu var başörtüsüyle ilgili. Evet, aynen. Yani Anayasa Mahkemesi kararlarına baktığınız zaman devletin laiklik tanımını sürekli durumuna göre değiştirdiğini görüyoruz. Evet. Bu arada parantez içinde söylüyorum bunu. Bütün karşısına gelen davalara istediği siyasi kararı verebilmek için Anayasa Mahkemesi'nin 80'lerde, 90'larda aktivist bir tavır alarak siyasi kararlar verdiğini biliyoruz. Ama aynısını 2010 referandumundan sonra oluşan Anayasa Mahkemesi de 4+4+4 için yaptı. Aynen. O yani demek ki arasında farklılık yok. Şimdi yani yargıyı kullanma meselesi önemli değil. Şunu söyleyeceğim. Fransa'da şu vardı. Bakın laiklik aslında bir barış projesidir. Mesela Fransız ihtilalinde o. Evet. O kadar kanlı bir işte 1905 barışı işte. Onu diyecektim. Yani çok antiklerikalizm dediğimiz aslında din adamı düşmanlığı var. Hani antikomünizm vardı ya bir ara McCarthy'ci tavırla. Onun gibi düşün. Hani nerede bizim fakirliğimizin şeyi? Aha bir din adamıdır onun şeyi. Gördüğümüz yerde onu asalım, keselim, şeyden geçirelim. Şimdi bu anlayışı bitiren yasa 1905 yasasıdır. Ve çoğulcu bir şekilde yapılmıştır. Aynen. Eğitim herkese eşit olarak verilebilmeli. Ta ki 1989'da bu adamlar dedi ki ya biz tamam güzel bir sistem kurduk, barışı sağladık ama şu an o zamanla şu an 6 milyon civarı var. O zaman işte diyelim ki 4 milyon civarı veya 5 milyon neyse Müslüman var. Bunlar o sisteme entegre olamıyor. Bizim bildiğimiz anlamda cumhuriyetin değerlerinin sarsılmasına neden oluyorlar dediler. Koşullar değiştiği için laiklik tanımımızı değiştirelim dediler. Ve başörtüsünü kamu okullarında yasaklanması için ilk adımlar o zaman atıldı. Sonra 2003'te Jacques Chirac Cumhurbaşkanı'ydı. Bir komisyon topladı. Dini semboller. Dini semboller vesaire. Stasi komisyonu toplandı başkanının adıyla. Ve bir kişi hariç hepsinin, bütün profesör sosyologlar ve siyaset bilimcilerin olduğu bir konseyden bahsediyorum. En azından liyakatla oluşturulmuş bir konseyden bahsediyorum. Aynen. Ve şuna karar verdiler. Çok açıkça yazdılar. Dediler ki şartlar değişmiştir. Bundan ötürü cumhuriyet değerlerini korumak için bunları yasaklıyoruz. Diğer bütün görünür, ostentatuar denir ona Fransızca, görünür siyasi sembollerin yasaklanması. Ama tabii bunun başörtüsünü daha çok kamusal hedeflediği belli. Çünkü kamusal alanda bir gerçeklik var. Zaten İslam'ın yapısında da daha kamusal alanda görünürlük daha bir yer tutuyor sonuçta. Çok sekülerleşmiş bir Fransa toplumunun Hristiyanlığına göre karşılaştırdığımızda. Ve böyle bir şey yaptı. Şimdi oradaki sorun şuydu. Ya koşullar değiştiyse sen koşullara göre yine barışı sağlayan, yine içerleyici, dışlayıcı olmayan bir yöntem getirecekken sen dışladın bunu. Dışlayıcı bir hale getirdin laikliği. Ve 1905 yılında oluşturulan laikliğin mantığına aykırı bir şey yaptın. Anayasaya bile belki aykırı bir şeyde bulunmuş oldun. Ki Stasi komisyonunun bir üyesi Jean Bobero profesör ki laiklikle ilgili yazılarıyla ünlüdür. Tabii kitabı da var galiba. Tabii kitabı da Türkçe'de çevrilmiştir. Avrupa'da laiklik diye. Evet. O hayır oyu veren tek sosyologtu ve şunu söyledi, dedi ki bu dedi aykırıdır dedi 1905 yasasına. Yani bu şekilde de temellendirdi. Yani, Fransa'nın değerlerine aykırı hale geliyor. Kaldı ki bu süreçte zaten aslında solun büyük oranda savunduğu laiklik, Le Pen gibi İslamofobik bazı politikaları benimsemesinden ötürü Le Pen gibi ırkçı, aşırı milliyetçi, aşırı sağ dediğimiz bir partinin söyleme haline geldi laiklik. Bu da aslında Fransa'da laikliğin çöküşüdür. Bizdeki biraz önce anlattığım, aynen, orada da oydu. Yani böyle bir sıkıntı oldu. Değişen koşullara kendimizi demokratik bir şekilde adapte edemediğimiz için. Biz hiç edemedik. Aynen. Onlar da bu şekilde Peki burada bu tartışmada aslında var. Hani biraz önce söyledim ya ben hani
laikliğin demokratikleştirilmesi ya da evet. Cumhuriyetin demokratikleştirilmesi. Şimdi şöyle bir tartışma vardı. Ben hani bu 28 Şubat döneminde o zaman da hani böyle medyada dışarıdan yazıp çiziyoruz. Şey işte Cumhuriyet fazilettir falan böyle şey ilanlar falan görürdük o zaman. Hatta Abdurrahman Dilip Akkuran çok gülümserdi bu şeyleri. Dalga geçen yazıları ve konuşmalarını da hatırlıyorum ben o zamanlardan. Peki bu laikliğin demokratikleştirilmesi ya da demokrasi olmadan, pardon, laiklik olmadan demokrasi olabilir mi? Çünkü şu anda hani Türkiye'nin bir tartışması da demokratik alanın daralması, Türkiye'nin işte otoriterleşmesi hani bu yeni yönetim sistemiyle. Şimdi böyle bir sistemin içinde laiklik nereye oturuyor? Yoksa bu laikliğin çöküşü ve laikliğin hani mevzi kaybetmesi bu antidemokratik gidişle paralel bir gidiş mi? Kesinlikle öyle. Desekülerizasyon eşittir ya da eşittir demeyeyim ama denktir, beraber ilerler, paraleldir de demokratizasyona. Yani bu tartışma 2 2 daha 4. Evet yani sosyal bilimlerde 2 2 daha 4 şeyini pek kullanmak istemesek de maalesef Türkiye konteksti ve yaşadıklarımız bize gösteriyor ki ampirik bir bulgu olarak laiklikten uzaklaştıkça demokrasiden de uzaklaşıyoruz. Biri kalkıp şunu sorarsa, işte 28 Şubat'ta çok laikliği kurtardı devlet veya asker ama demokratik miydik yani dese, ona şu cevabı veririm. Hayır, o zaman da zaten doğru bir laiklik değildi o. Yani onun da bambaşka sorunları vardı, şimdikinin bambaşka sorunları var. Ama zaten askerin müdahalesi temelden bir sorundur. Şu an ise normalde seçimle gelmiş bir iktidarın attığı adımlardan bahsediyoruz. O bakımdan eşitlememekte fayda var. Yani işte eskisi neyse şimdiki o şeyleri çok basitleştirici olabiliyor. Demokratikleştirilmesi işi de şöyle. Bakın yani eğer laiklik barış projesi ise bir arada yaşam, çeşitliliğin olduğu toplumların içinde farklı mezhepten, dinden, ki artık bu demokrasinin tanımının genişlemesiyle laikliğin de tanımı genişlemiştir. Çünkü çeşitliliğin tanımı genişlemiş oldu. Sadece mezhep din ayrılığı yok. İnanmayanlar da var. Ondan sonra ne bileyim işte cinsel yönelim ayrımları var. Zaten ezelden beri cinsiyet eşitliği meselemiz var. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği meselemiz var. Bütün bunların içinde aslında bu çeşitli toplumsal kesimlerin ve bireylerin bir arada yaşamasını temelidir laiklik. Artık o şekilde değerlendirmemiz aynen. lazım. Ve buna hizmet etmeyen, çok net bir denklem bu. Bu bir arada yaşama hizmet etmeyen hiçbir eylem laiklik için yapılıyor olamaz. İstediği kadar birileri çıksın Anayasa Mahkemesi kararlarında sayfalarca teorik bazı açıklamalar yapsın ve bunun laiklik için yapıldığını söylesin. Çünkü bunu şuna dayanarak söylüyorum. İşte o dediğim siyasi aktivist olarak davrandığı dönemde Anayasa Mahkemesi'nin esasa girerek, Hristiyanlıkla İslam arasındaki farklara girerek aynen. kendince yani hani şey bilir kişiye mahkemeler şey yapar ya, bir teolog var mıydı bilir kişi olarak bilmiyorum veya raportör. Ama İslam'da bu işin şöyle olması gerektiği, onun için laiklik açısından böyle olması gerektiği ve başörtüsünün işte... Bazı kararlarda şey bilirkişi olarak hani bazı din adamlarına soruyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin bazı özellikle... O da sorumlu. O da işte sorumlu. Şöyle bir şey yani... işte başörtüsü kararı ile ilgili galiba o dönem işte hani bu lisede yanılmıyorsam hani daha üniversiteye gelmeden önce bir... Pardon üniversitede... Başörtüsüyle ilgili bu karar geldiği zaman 1989 yılında o zaman şey Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki bir şeye danışılıyor. Bu hani uygun mudur değil midir falan. Yani öyle bilir kişi sıfatıyla öyle sorulduğu şeyler var. Hani şimdiki pratikleri çok fazla bilmiyorum ama şimdiki kararlarda ya da böyle hani çok somut karar olmadığı için de bilmiyor olabiliriz. Ama öyle bir zamanlar öyle bir uygulama varmış yani. Mesela şu uygulamadan bahsedeyim size. Bu desekülerizasyon döneminde olan bir şey. Tam tarihini hatırlamadığım için onu yanıltmış olmayayım izleyicileri. Bir vicdani redçi, işte askere gitmeyi reddettiği için hakkında dava açılıyor. Ve hakim Diyanet'e soruyor. Osman Murat Ülke davasında yanılıyorsa. Evet.
Şimdi başörtüsü meselesinin gündeme geldiğini düşünelim ki bu bir insan hakları konusudur. Aslında bu da Diyanete sorulmamalıdır. Diyanet olmalı mıdır falan onlar da ayrı soru da. Çünkü onu da olmamalıdır deyip kesip atmamak lazım. O önemli bir sorudur ve tartışılmalıdır, sorgulanmalıdır. Ama bu soru Diyanete sorulmamalıdır. Kaldı ki başörtüsü de Diyanete sorulmamalıdır. O insan hakları ile ilgilidir. Layık bir devletten bahsediyorsak. Aynen. Ve Diyanete sorulmamalıdır dediğimde muhafazakar olanlar, İslamcı olanlar, toplumsal kesimler şöyle anlamasın lütfen. İşte yani bizim fikrimiz önemli değil. Hayır, sizin hakkınızı savunması gereken Anayasa Mahkemesi savunmadığı zaman onun ayıbı zaten. Yani maalesef ayıptan öte de bir yorum yapamıyoruz. Ama yani Diyanet sizin hakkınızı savunuyor mu? O da ampirik olarak değerlendirilmesi ve incelenmesi gereken bir soru ama ben incelediğim için hayır cevabını verebiliyorum. Verebiliyorsunuz, evet. Ya şöyle bir şey var aslında bu tartışmada, hani bütün bunlarla bağlantılı olarak, hani dedik ki bu laiklik de seküler on falan. Fakat bir taraftan da hani evet muhafazakarlık hani iktidar partisiyle kamusal alanda daha görünür oldu, dini semboller vesaire. Fakat bununla paralel olarak da şey var, şimdi okullarda deizm tartışması var. Hı hı. Ve bu okullar dediğimiz aslında çoğunlukla İmam Hatip okullarında. Yani çünkü eğitim sisteminde de büyük kişi, senin de ifade ettiğin gibi bu 4+4 sisteminden sonra genel liseler kalktı. Ve İmam Hatip ve meslek liseleri, bir de özel okullar, Anadolu liseleri vesaire dahil edildi. Ve yapılan araştırmalarda da hani deizmin arttığı, yani bir taraftan hani iktidar yani İmam Hatip okullarıyla belli bir dini yorumu üzerinden bir kuşak yetiştirmeyi ya da öyle bir şey yaparken bu çocukların da yapılan araştırmalarında sadece dinden değil yani Tanrı mesafesine de Tanrı'ya da mesafe koydukları şey yapılıyor. Yani aslında bu da hedeflenenin tam tersine bir sonuca da gittiğini en azından bu araştırmadan görebiliyoruz. Hı-hı. Tabii yani İran'a bakın. İran'da çok değişik rakamlar söylenir. İşte toplumun yüzde kaçı ateist vesaire. O tarz anketlere çok güvenilmemesinde fayda var. Çünkü Tanrı'ya inanıyor musunuz sorusu bir defa çok temel olarak zaten biraz sakat bir soru ama sorulur. İşte Amerika'da ayrı cevap alırsınız, Avrupa'da ayrı cevap alırsınız. Sonucun aynı olmasına rağmen aslında mesela. İran'da sorarsanız başka cevap alırsınız. Ama bu tarz politikaların ters teptiği imam hatiplerdeki, yani çevremizden de duyuyoruz. Sosyal bilimciler 3-5 tane şey duyup aslında temel genel bir sonuç çıkarımlamayı sevmezler ama böyle bir politikanın yaratabileceği sonuçları tarihsel deneyimlerimize vesaire bakarak da gördüğümüzde tahmin edebiliyoruz ki bu doğru. Yani deizme kaymanın olduğu, ateizmin daha popülerleştiği, yükselleştiği, insanların İç meselesi olduğu için dediğim gibi bir genelleme yapmak zor ama şunu söyleyebilirim. İnsanların zorla başörtüsünün çıkarıldığı dönemde bunun ters teptiği görüldü. Tersi de ters tepmeye mahkum bir şey. Ama bizim şunu değerlendirmemiz lazım bakın. Laik kesim, dindar kesim diye bütün entelektüel konuşmalarda böyle bir ayrım yapılır Türkiye coğrafyasında. Toplumu yorumlarken laik kesim, dindar kesim. Hatta bu böyle ortadan yarılmış olmak ya da ortadan değilse de işte hani %70 sağ %30 sol gibi bir klişe vardır ya onun gibi olabilir. Ve laiklik devletin eğer prensibi olacaksa siz %30'un prensibini getirip neden %100'e empoze edecek şekilde yorumluyorsunuz gibi bir şey de olabilir. Ya da %70'inkinin neden %30'a? Ya evet. Dolayısıyla o hataya düşmemek lazım. Bakın laik kesim, dindar kesim doğru sınıflandırmalar değil. Çünkü laik kesim olarak nitelediğimiz kesimleri şöyle bir düşünelim. Onlar dindar değil mi? Bu da ampirik bir soru. Yani beş vakit namaz kılan ama ne bileyim eğer laikliğin ölçütü nedir? İzmir'de yaşamak mıdır? Kıyılarda yaşamak mıdır? Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek midir? Ya da AKP'ye oy vermemek midir? Ya da içki içmek midir? Diye sorduğunuz zaman buranın böyle çok girift bir alan olduğunu görürsünüz. Bazısı beş bu ayrımlar kılar. Çok indirgemeci ayrımlar mı? Yani. Kesinlikle ve yanlış ayrımlar. Yani laik kesim diye nitelediğimiz dış görünüşüne bakarak insanlara sorduğumuz zaman
Sormanıza da gerek yok. Hayatını incelediğiniz zaman dindar da olabileceğini görürsünüz. O kesime laik, o kesime dindar diyerek laikliği sanki o kesimin ideolojisiymiş gibi görüyoruz. Ya da laikliği o kesimin özgür yaşaması için konulan, çoğunluğunda böyle tahammül etmesi gereken ya da işte onları idare etmesi gereken bir rejimmiş gibi. Hayır, laiklik herkesin barış içinde yaşaması için. Çünkü siz o çoğunluğa bugün bir tahakküm yetkisi verdiğiniz zaman, ki bugün işte Sünni İslam'ın bir yorumu, devletin neredeyse resmi ideolojisi, resmi dini haline gelmiş. Bir tek ya anayasada yazmıyor. İşte kurumlarına baktığınız zaman bunu, desekülerizasyon döneminde bunun olduğunu görüyoruz. Zaten o zaman yani o çoğunluk yarın öbür gün şu veya bu sebeple azınlığa düşebilir. Ya da ele alalım bizim Almanya'daki işte gurbetçiler ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkler neyse, Müslümanlar. Orada azınlık olduklarında istedikleri hakları burada Alevilere yarısı verilse, Türkiye çok daha layık bir yer haline gelir. Yani çoğunlukların tahakkümü üzerinden değerlendirmek doğru değil ve layıklık orada barış içinde yaşam, herkesin din ve vicdan özgürlüğünün garantisi olarak değerlendirilmeli. Ve asla ve asla şu veya bu şekilde dindarlığı kamusal alanda yaşamayı tercih etmeyen, alışkanlıklarından olabilir, tercihinden olabilir veya bambaşka veya ateist olduğundan olabilir direkt kesimlere layık kesim demek tartışmayı saptırıyor bir yerde. Evet. Peki burada şey, hani toparlamak açısından da söylüyorum. Din, hani aslında burada biraz tartıştığımız mesele de din, dinin görünürlüğü ya da dinin gündelik hayattaki işlevleri ve bunun hani devlet içinde nasıl konumlanacağını. Peki bu din meselesi bu siyasiler için niye bu kadar değerli, önemli, kullanılan bir araç? O kadar kullanışlı ki, yani AKP örneğinden baktığınız zaman bir kere galiba Medyascope TV'de Altan Tan'la yayın yapıyordum. Altan Tan bana dedi ki AKP 2007'den beri bütün seçimleri başörtüsüyle kazandı dedi. Şimdi baktığınız zaman eğer bu gerçekliği olan bir argümansa herhalde sorunun çok temel bir cevabı olabiliyor. Mesela bir benzetme yapılır Türkiye siyasi tarihinde. İnönü ve Menderes karşılaştırılması yapılır profil olarak ve 1950 ve 60 arası etkili olan, siyasete domine eden bu iki figür üzerinden onlar karşı karşıya getirilir ve Türkiye siyaseti okunursa şu görülür. Bireysel yaşamlarına bakıyorsun. Menderes çok daha seküler ve de bugün laik kesim diye söylediğimiz, benim karşı çıktığım sınıflandırmaya dahil olan bir hayat tarzına sahip. İsmet İnönü'ye bakıyorsun, çok daha dindar kendi bireysel hayatında. Kamusal yaşama veya siyasi topluma, meclise geldiğiniz zaman bu kişilerin argümanlarına bakıyorsunuz. İnönü çok daha laikliği savunuyor, çok daha değil hatta. Yani iktidar olarak Menderes iktidarının yaptıklarını laikliğe karşı olduğunu ve yanlış olduğunu söylüyor. Menderes iktidarı da dini gerçek anlamda fiilen kullanmaya başlıyor. Artık tarikatlerle siyasetin organik ilişkisinin başladığı dönemdir 1950'ler. Ama şunu da not olarak söyleyeyim izin verirseniz. Tabii. 1946'da biz çok partili sisteme geçtiğimiz andan itibaren din, siyasetin ve siyasi partilerin bir kullanışlı aracı haline geldi. 1946'da 1950'ye kadar o CHP'nin son iktidar dönemi, ki onun son 3 yılı Başbakan Şemsettin Günaltay'dır. İlahiyat profesörüdür. Aynen. İmam Hatip okullarını o dönemde çok artmasını sağlayan, din derslerinin okullarda zorunlu hale getirilmesini sağlayan ve baktığınız zaman 1950 yılında hasbelkader CHP iktidara gelseydi belki onun da yapacağı ilk işlerden biri ezanı Arapçaya çevirmek olurdu. Yani o tartışmaya girmiyorum, doğrudur yanlıştır. Evet, evet. Lütfen girmeyin. Zaten süremiz de bitiyor. Evet, girmeyin. Yani şunu demek istiyorum.
CHP de olsa onu muhtemelen kullanacaktı. Çünkü siz yarışa başladınız ya artık siyasi partiler arasında. Topluma dinle ilgili sunabildiğiniz her şey sizin siyasi arenada artı puan almanızı sağlıyor. Ta ki bugüne kadar ve sadece Türkiye'de değil. Dolayısıyla maalesef siyasi arenada çok daha, işte o yüzden diyorum, daha özgürlükçü olanların, liberal kelimesini ben de çok böyle çökertenlerden olmak istemem. Entelektüellerin bu kavramların çökmesine izin vermemesi gerekiyor ki işte din siyasete bu kadar alet edilmesin ve toplumsallaşabilsin. Bu evet, umudumuz sizde. bir kuşak entelektüelinin olduk. Şimdi hani genç entelektüellerden biri olarak bu konuda hani ifade ettiğin sorumluluğu almanın dileğiyle diyeyim. Büyük bir yük verdin abi omuzuma. evet, bu hafta da programın sonuna geldik. Bu bölümde de aslında biraz, belki biraz teorik tartışma gibi gelebilir ama aslında biraz daha üzerinde düşündüğümüz zaman gündelik hayatta ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Sevgili Edgar Şer'in özellikle hani sekülerliğin çöküşü ya da laikliğin çöküşü dediği kavramın ve o dönemlere ve bugüne baktığımız zaman aslında çok çok önemli bir ufuk turu yaptık seninle. Çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, Artı TV ekranlarından Sorudan Soruya programının bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar iki konu ve konukla buluşmayı umut ediyoruz ama bu sefer gerçekten kişisel olarak umut ediyorum. Çünkü önümüzdeki hafta başında bir savcılığa gideceğim aldığım cezanın infazı için. Belki birkaç gün gözaltına ya da alınma ya da tutuklanma ihtimalim var. O da bir ihtimal dahilinde. Belki eğer haftaya, umarız kötü bir şey olmaz ve tekrar buluşabiliriz ama buluşamazsak da merak etmeyin, iyiyim. Sonraki haftalarda tekrar buluşmak dileğiyle herkese iyi haftalar diliyoruz efendim.